Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugün senin için CS6 Photoshop programını anlatacağım. YouTube'da yüklediğin videonun için kapak resmi nasıl yapılır ve yazı nasıl eklenir onu göstereceğim. Dikkatle dinlersen bunu öğrenirsin, gayet basit. Bu arada bu program arkadaşlar YouTube'da kanalımda var. Crack'li bir şekilde yükleyebilirsiniz. Kullanması da gayet basit, gayet kullanışlı bir program arkadaşlar. Özellikle buradan dosya açıyorsun, buradan yeni dosya. Buraya herhangi bir başlık ekleyebiliyorsun. Yapacağın içerikle alakalı olabilir veya kendine özgü bir başlık ekleyebiliyorsun. Buradan ölçülerimiz 1920'ye, yüksekliğimiz 1080, genişliğimiz 1920, çözünürlüğümüz 300 piksel ve 8 bitimiz. Yine arka plan özel diyoruz. Tamam. Böyle bir beyaz ekran açılıyor. Bu beyaz ekranda özellikle çalışma alanı daha kullanışlı olması açısından biraz küçültebiliriz. Hemen küçültelim. Alt tuşuna basıyoruz. Mouse'la küçültme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Benim için bu yeterli. Ve buradan tekrar dosya diyorum. Yerleştir diyorum arkadaşlar. Herhangi bir arka plan seçebilirsiniz. Ben şunu seçiyorum. Buradan ölçülerime sığdırıyorum. Enter tuşuna basıyorum ve yapıştırıyorum. Yani otur diyorum. Ve hemen arkasından arkadaşlar burada tekrar bir yerleştirme yapacağım. Bazı YouTube'da gördüğüm videolarda hemen böyle çekim yapıyorlar ama bunda yapılmıyor arkadaşlar. Bu crackli olduğu için muhtemelen. Biz buradan yine komutlardan yerleştir. Resimde şunu seçelim. Resmimizi seçmiş bulunmaktayız. Şimdi enter'lıyorum. Resmi yerleştirdi. Sevgili dostlar, burada yapmamız gereken bir işlem daha var. Bu işlem şurada gördüğümüz 1, 2, 3, 4.'ye tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra biz halihazırda bu gördüğümüz sadece resmi alacağız. Arka planı sileceğiz. Sadece resmi alacağız. Hemen dediğim gibi tıklıyorum. Artıya tıklıyorum. Şuradan resmi alıyorum. Hata düzenlememi yaptım. Evet. Hatasız bir şekilde aldı resmi. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var arkadaşlar. Sadece ben resmi almak istiyorum. Dolayısıyla bu işlemin tam tersini yapma komutu vereceğim. Yani diyeceğim ki ekranı komple al, resim kalsın. Nasıl yapacağım? Ctrl Shift yapıyorsunuz. İkisini de aynı anda basın. Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Hemen yapıyorum arkadaşlar. Evet. Ctrl Shift I yaptım. Komutumu verdim arkadaşlar. Komple aldı. Şimdi şuraya gelin arkadaşlar. Sağ şuraya katmanı restalleştir diyorsunuz. Delete tuşuna basıyorsunuz. Yani kısaca del tuşu ve seçimi kaldır dedim. Ne görüyorsunuz? Arka plan gitti. Yani şuradan şu mouse tıkına basın arkadaşlar. İstediğiniz yere yerleştirin. Çok da güzel ve basit ve kullanışlı. Yani bazı programlarda anlatırken bunu basit bir şekilde anlatmıyorlar. Çok dolambaçlı anlatıyorlar. Dolayısıyla da çok karmaşık bir hal alıyor arkadaşlar. Bunu koyduk. Şimdi burada arkasına biraz tonlama vereceğiz arkadaşlar. Yani şu belirgin yeşil, kırmızı, mavi çizgiler yapıyorlar ya. Onu yapacağız. Hemen çok basit. Basit bir şekilde gösteriyorum. Buraya geliyorsun katmana. Sağ görüyorsun katman. Şuraya iki defa tıkla. Karşımıza katman stili çıktı. Buradan istediğin işlemi yapabiliyorsun. İstediğin her renkle veya resmin üzerinde oynayabiliyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Bizim ihtiyacımız olan şu kontur arkadaşlar. Bakın şak diye geldi. Rengimiz şurada. Ben yeşili seçiyorum. Dikkat çeksin veya işte maviyi seçiyorum. Ama daha çok yeşil dikkat çeker. Şöyle bir yeşil koyalım. Dolgu
oynayabiliyorsun dolguyla. Şöyle benim için şu ideal. Şöyle yapsam yeterli. Tamam diyorum. Bakın gayet güzel oldu. Yani bunu bu kadar basit anlatmak varken daha da olan başta anlatıyorlar. Ve ben izlerken veya araştırırken hiç anlamıyordum. Dolayısıyla da karmaşık bir hal alıyordu. Şimdi diğer de yazı eklem arkadaşlar. Yine bir katman açıyorum. Şuraya şöyle büyük bir katman açtım. Programın içeriği ne anlattım ben? CS6 Photoshop resim ekleme diyelim. Resim ekleme. Buradan seçiyorum. Oynama yapabiliyorum. Tıklıyorum buraya. Tekrar gerek yok. Tamam diyelim. Şöyle koyuyorum. Şimdi aynı şekilde şu işlemi yaptığımızı yazıya da yapacağız arkadaşlar. Pardon, şöyle tıklıyorum boşluğa. Kontur geliyor. Dolguya gerek yok. Bakın. Şöyle için bakın. Gayet de çok şık bir hal aldı. Yani bunu isterseniz yine rengi ben buraya kırmızı vereyim. İşte ne bileyim daha ince bir dolgu olsun. Tabi görseli güzel olsun şöyle filan. Gibi gibi şeyler. İşte daha şuraya şöyle çift tıklasak. Geldi buraya. Şöyle tıklayalım. Evet. Yani burada neler yapılabilir? Şöyle saten desek. Yani pek oynamamıza izin vermiyor ama demeyelim. İyiyim. Kontur desek yine açmıyor. Renk kaplama varmış. Yani buradan arkadaşlar yani kendiniz stilinize göre oynayın. Herhangi bir şey bulun. Yani burada gölge diyelim mesela. Gölge ne verecek? Bir şey çıkarmadı. Her neyse. Yani böyle bir şey çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok da güzel. Bunu ben şimdi size kaydetmesini de göstereceğim. Rahat bir şekilde kaydedip videonuzda kapak resmi olarak kullanabilirsiniz. İşlemimiz bitti arkadaşlar. Kaydetmeyi de göstereyim. Videomuzu bitirelim. Dosya diyorsunuz. Kaydet. Burada bunu seçmiyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Resim formatında olacağı için JPEG formatı var. Hemen şuradan JPEG. Evet, JPEG formatı. Kaydet diyorsunuz. Ya da şöyle yapalım. İptal diyelim. Masa üstüne atsın tekrar. Kaydettim arkadaşlar. Zaten varmış. Başlık 1 demeyelim buna. Şöyle başlık 2 diyelim. Kaydet diyorum ve kaydediyorum arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. Kendinize iyi bakın.